Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u kazanalı tam bir sene oldu. Bir seneyi geçti yani. Bir sene iki ay falan oldu. Bir senedir o kadar vaat vermesine rağmen seçim öncesi seçimleri kazandıktan sonra şu anda yürürlükte olan yani devamlı sürekli olan bir tane projeleri yok. Bir tane projeleri yok. CHP'den e, belediye başkanı aday olmak çok e, basit ve çok güzel bir şeymiş yani. Niye derseniz hiçbir hizmet vermezsin ama hiçbir zaman seni kimse eleştirmez. Görülen bu. Hiç eleştiren yok. Her zaman memnunlar. Sadece CHP'den aday olman yeterli. Eğer ki bugün e, İstanbul'u CHP değil de AK Parti kazanmış olsaydı Binali Yıldırım şu anda havadan giden metrolara konuşacaktık. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'u altın şehir yaptı ya. Avrasya Tüneli, metrolar, yeni havalanı, 3. köprü. Yani e, bu yapmış olduğu hizmetler dev. Kanal İstanbul projesinde yapacaktı. Zaten engel oluyorlar biliyorsunuz. Avrasya Tüneli, Marmaray bütün bunlar dev bir proje. Denizin altından adam tünel kazarak denizin altından ulaşım yapıyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu kazandı. Çeşme açılışı, temel atmama töreni ve tatillerden beyefendi bir zaman bulup da İstanbul'da görev yapamadı. Bugüne kadar tatillerden. Zaten görev yapacağını da hiç sanmıyorum. Yani Haliç mesela görüyorsunuz koku içerisinde dediler Haliç'in rengi değişti kokusu yani koku yaymaya başladı pis koku. Çıktılar ne diyorlar ya bir dönem hani senede bir böyle havalandırma açılıyor. alttan delikler hani giderler tıkanı bir şeyler oluyor bir hafta bu renk halici değiştirir rengini. Sonra geri düzelir. Aradan 2 hafta geçti, 3 hafta geçti. Hayatta değişmiyor. Haliç koku, pis kokular yayılmaya başladı. Hiç yapacakları bir şey yok. Neden? Çünkü 3. E, termik sentrali yani e, temiz hava temiz çevreyi temizleyecek termik sentralinin açmama törenini yaptı. Ekrem İmamoğlu. İstanbul Hava Kirliliği ve e, su arıtma tesislerinde yapacak olduğu bazı e, projeleri daha önce alınmış projeleri iptal ederek iptal ederek yeni projeler de yapmadı. Yapmayınca ne oldu? İstanbul'un bir kısmı susuz kaldı. Haliç işte rengi değişti. Tankerlerle insanlara su taşıyor. 20 sene 30 sene öncesini yani 20 dedi 30 sene önceki İstanbul'u geri getirdi. Ve yapmış olduğu da herhangi bir İstanbul vatandaşına bir ayrıcalık, bir özellik, bir yenilik, yani bir zevkli zaman geçirebileceği bir alan, bir hani hizmetten istifade. Hiçbir şey yeni hiçbir şey yapmadığı gibi 5 bir arada biliyorsunuz 5000 tane taksi İstanbul'a kendi adamlarına, kendi yandaşlarına belediye üzerinden ücretsiz, cüzi miktarlarla verecekti. Çünkü İstanbul'da bir tane taksi plaka fiyatı 2 trilyon, 2 trilyon. 2 trilyon 5000 taksiyi oraya getirip kaç trilyon para götürecekti? Hesaplayın bak kaç trilyon? bir taksi 2 trilyon. 10 taksi 20 trilyon. 100 taksi 200 trilyon. 100 Yüz taksi. 100 Yüz taksi 200 trilyon. Yani bunu kaç tane kendi yandaşına peşkeş çekerek eee ve bu e, taksileri trafiğe sokup ne kadar rant elde edecekti? Siz kendiniz tahmin edin. Bir tane de yapmış olduğu hizmet biliyorsanız eğer şu hizmeti yaptı, şu hizmet devamlı yapılıyor deyin. Yazın yorumlara biz de bilelim. Hiçbir tane yani yapan bir yorum olsaydı zaten tellalla bangır bangır bağırırlardı. Recep Tayyip Erdoğan şu yok günde bile günde 52 baraj açıp 6 ayda 583 fabrika açan bir lider. Yurt dışı ziyaretler yaparak ülkenin ekonomisini canlandırmaya çalışan lider. Dışişleri Bakanlığı'na Avrupa'ya ve İngiltere'ye göndererek Türkiye gelecek turistlerin güvenle gelip gitmesini sağlayacak konuşmalar, görüşmeler yaptıran lider, ekonomi düşünen ee, ve Libya'da büyük başarılara imza atarak ülkemize bir e, ucuz, çok ucuz su fiyatına gelecek petrole, oradaki çıkartılacak petrole büyük bir pay, pay hakkına sahip olacak bir lider, ülke ekonomisini kalkındırmak açısından ama Recep Tayyip Erdoğan şurada çok yalnız kalıyor. Niye derseniz bak bütün yapmış olduğu hizmetlerde belediyeleri uyuyor. Erdoğan'ın belediyeleri. Sosyal medya aracılığıyla veyahut da takipçileriyle bir şekilde videolar, konferanslar yaparak kendi yapmış olduğu hizmetleri ve Erdoğan için yeni yaptığı halka sunmuş olduğu hizmetleri paylaşıp bildirip millete yaymıyor. Yani Yapıyor görevini bir başka hiçbir şey yapmıyor. Milletvekillerin bazı sayılı yani tek tük kişiler haricinde böyle ön sıralara gelmiş Erdoğan'ın yükünü hafifleten milletvekilleri yok. Burada gazeteciler bizim gibi sosyal medya yayıncılar araştırıyor, tarıyor. Erdoğan'ın yapmış olduğu hizmetleri biz anlatıyoruz. Erdoğan burada tamamen yalnız kalmış. Milletvekilleri ve belediyeleri uyuyor. Bakın CHP'nin Adana Belediye Başkanı Zeyden Karalar ben bin yataklı hastane yaptım diye bir tane çöl çadırı bile olmaz ya. Bildiğiniz hani şey kulübe ya kulübe yerler marley eski spor salonu koymuş derme çatma bir iki kabinleri ben size sahra hastanesi yaptım diye CHP'ye yok haliyle yani dökündü hurda bir arabayla perte çıkmış bir arabayla lüks arabaymış gibi Türkiye'ye yayın yapıyor. Halbuki Erdoğan'ın belediyelerinde çoğu belediyeler binlerce yani onun daha kat ve kat daha güzel hizmetler yapmasına rağmen çıkıp televizyonlarda sosyal medyalarda YouTube'larda Facebook, Twitter'larda bunları paylaşıp Erdoğan'ın sayesinde bu hizmetler alınıyor. Biz Ak Parti hük hükümetinin atamış olduğu, seçmiş olduğu belediye başkanlarıyız bu say bizim burada olmamız sayesinde bu hizmetler yapılıyor diye PR'ci Ekrem İmamoğlu kadar bile olamıyorlar. Çok zayıflar sosyal medyada. Ne yapıyor? Erdoğan'ın yapmış olduğu o tünelleri, parkları, yeşillik alanları ben yaptım diye gidiyor. Açılışını yapıyor Ekrem İmamoğlu. Daha önce yapılmış açılış açılan parkların gidiyor. Marmaray'da, Avrasya'da bir iki orada ıslak, ne bileyim boyası dökülmüş falan bir yerlere gidiyor. Beni diyor çekin oradan diyor. Güzel PR eee tiyatro oyunu sahneliyor. Oraya düzeltin, oraya boyayın Oradan arkasında diyor Ekremoğlu teftişte. Ekremoğlu e, tünelleri, metroyu bilmem e, köprüleri denetliyor, teftiş yapıyor. işçileri kontrol ediyor, hizmet veriyor gibicesine. Yalandan böyle haberlerinin İstanbulluların aklını karıştırıyor. Bir şey sanıyor. iki haftaya geçmiyor. Bir hafta iki haftaya geçmiyor. Türkiye'nin gündemine şak oturuyor. AK Parti belediyeleri uyuyor. Bir iş yapmıyor. Yani hizmet yapıyor ama kendilerini sosyal medyada vermiş olduğu hizmetleri bağırmıyor. Bangır eline davul zurna al, çağır kardeşim ne yaptıysan. Onlar yapmadığı hizmetleri davulla zurnayla halka yayınlıyor, halka duyuruyor. Yapmadığı hizmetleri. Çeşme açılışı abi bütün herkese duyuruyor. Ya bir musluk ya nedir ki ne bir musluk açılışı, temel atma töreni. Yapraklar diyor beni alkışlıyor diye çılgınca diyor. Temel atma töreninde çıkıyor konuşuyor. Adam komik ama yine de yani gündeme geliyor. AK Parti'de birkaç tane sayılı milletvekili haricinde herkes geliyor. Oylamaya katılıyor. Seçimlerde bulunuyor. Ee, CHP ile gerektiği kadar mücadele etmiyor. Adama bakıyorsun Twitter'da Facebook'ta şurada burada 3 bin, 5 bin, 7 bin en fazla takipçisi var. Başka yok ya. Sen 7 bin takipçi demek seçime gitsen 7 bin oy alabilirsin demek. En fazla başka alacak değilsin. Erdoğan'ın çatısı altında Türkiye'ye e, Türkiye'de e, para kazanıp kendi cebini doldurma kardeşim. Erdoğan tek başına mücadele ediyor. Bütün çakallar aran bütün dünyayla Erdoğan'ın yükünü hafiflet. Erdoğan'a yardımcı ol. Erdoğan'a layık ol. Sadece bize ve gazetecilere, bazı gazetecilere, televizyon programlarına bırakma bunu. Çık bangır bangır bağır. CHP'nin milletvekili kürsüsünde çatır çatır orada bağıra 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 gerçekleri savun. Yaptığın hizmeti savun, yardım ettiğin kişileri, kaç kişinin elinden tuttun, kimin elektrik parasını, kiminin tapu sorunu, kimisinin hani borcu, derdi, kredi ağrısı belediyelerde, kimin ne, ne derdini, ne ağrısını çözdün, hangi te bir telefonla çözeceğim bin tane derdim var. Bir telefon aç milletvekili ismini, kimliğini kullan, 40 bin kişinin işini çöz orada. Bir telefonla yap bunları da AK Parti sayesinde benim bu sıkıntım çözüldü desin halk. Böyle desin senin o bir kimliğin, milletvekili kimliğin benim elimde olsa, Türkiye'de bir günde 100 kişiye el uzatırım, 100 kişiye sadece maaşını alıp evine gitme Erdoğan seni seçti diye sadece bunu yapma, sadece adamın e, elektriği kesilmiş, suyu kesilmiş adamın Gereksiz yere 5 milyar, 6 milyar, 10 milyar faturası birikmiş. Gereksiz yere yalan yanlış adam derdini anlatamıyor. Gittiği zaman hiçbir kapı yüzüne açılmıyor. Tapuda, belediyede herkes hiçbir müdür adam yerine koymuyor. Kapıdan kovuyor gönderiyor adamı. Oraya borcu var, buraya borcu var. Gereksiz yere bir, bir eşya alıyor, beyaz eşya. 1 milyarlık bir eşya alıyor. Bir taksit ödemeyince avukata veriliyor. Hacize düşüyor. 7 milyar, 8 milyara çıkıyor. Adam avukata gidip e, dava açacak zaten parası yok 1 milyarı öderdi. Bu sıkıntından dolayı adam bir sürü e, mahkemelerde, adliyelerde, icralarda kimse de dinlemiyor senin bir telefonunla o adliyeye veyahut da o icra dairesine veyahut da o e, TEDAŞ'a ya da ya da doğalgaza ya da şuraya bir yere bir telefonunla onun sorunu çözülebilir. Bir alo ben milletvekili Ali Melik AK Parti'nin şuyum buyum bir telefonunla çözebileceğim işim var. Yap bunu işte. Yap. Burada sadece Erdoğan'ın hizmetlerini çatısı altında geçinme biz Erdoğan'ın hizmetlerini anlatıyoruz sen de anlat. Sen de hizmet et. Bir günde 100 kişinin elini tutabilirsin en az. Bir günde 100 kişinin elini tutsan 10 günde 1000 kişi yapar. Al sana 7 bin tane, 5 bin tane takipçim var Twitter'da şurada burada bakıyorum. 100.000 takipçin olsun. Bir sosyal medya fenomeninin bile 1 milyon takipçisi var. Senin niye 7, 7 bin takipçin var? Niye 5000 takipçim var? Sosyal medyada yap, hizmet yap, paylaş, grup kur, bir şeyler yap. Aktif ol. Sadece imza yap veya da sadece oylamaya girme mecliste. Gününü doldurup maaşını alıp emekliliğini alıp kaçıp gitme bu ülkeden. Neyse beni dinlediğin için için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.